Kerkük'ün farklı benzin istasyonlarında durum aynı. Yaklaşık 45 derecelik sıcakta metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar hükümetten benzin sorununun çözülmesi için çağrıda bulundu. 45 derecenin altında yakıt alabilmek için sıcakta sıra tuttular. Benzin istasyonları önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu. Sürücüler, hükümete ve yetkililere seslenerek bu sorunun çözülmesi için çağrıda bulundular. Takriben oldu bir saat. Bir saat o baştan mahkemenin nüfus yanından dolanmışım bana. Nereden boğulmuşuz? Dünya sıcaktı. Edebilmişsin. İzler de hamden aleme böyle ediler. Çünkü üç müdaka işlediler. Üç müdaka işlediklerine hapsini işlese müdakalar kimse durmaz. İşeki hamden olduğuna işte bu da halımız. Saatlerden dur valla ne sen benzin alsan. İşte bu da halı. Vallahi bilmem kim halleder özünü. Kim gayr, gayrı bir mesul halletsin özünü. Müntüzat, muhafaza. Kriz oldu bizde. Evvel ehlilere verirdiler. Bir yok idi. Şimdi ehliler az verdiğine ne oldu? Hapse kalk dolu hara geldi. Hükümetin istasyonuna geldi. Ondan dolayı işte bu kalabalık oldu. Duruk işte yarım saat, bir çeyrek, 20 dakika duruk. Bu sıcakta klimanı da çalıştırmırık. Mecburuk yani durakın, çare yoktu. Bu ehlilere verseler, aynı evvel kişideki, bu kriz olmaz, bu kalabalık olmaz. 50 litre bu sıcakta, bu klimada azdı. Vallahi fazla etsiler, bu ehli istasyonları çalıştırsalar. Onca o kadar ki, kalabalık kalmaz da. Sürücüler özellikle bu sorunun neden sadece Kerkük'te olduğunu sordular. Yani yaşlısı var, hastası var, bilmem nesi var, alamın işi var, çağrı var. Bastı. Vallahi millet azildi. Yani saatlerce, 24 saat millet sırada durup bu sıcakta, bu şeyde. Bu hiç Allah'tan korkmuyorlar. Ne içi bas Kerkük'te bas bir takadı. Bu olmaz. Bastı. Millet azildi. Mahvoldu millet. Sıcakta, soğukta, karda, yelde, fırtınada millet bu sıcakta duruptu.